TSK'da şok eden istifa. Polis işçileri döverek gözaltına aldı. Yurt dışına göçü araştırın önergesi AKP oylarıyla reddedildi. Günün haberleri başlıyor. CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısının %63 arttığını ve 113 bine ulaştığını açıkladı. Göçün nedenlerinin araştırılması için komisyon kurulmasını talep eden Çakırözer'in meclise sunduğu önerge ise AKP oylarıyla reddedildi. Türkiye'de on binlerce vatandaşın düşünceleri nedeniyle soruşturulduğunu, tutuklandığını ve işlerinden atıldığını söyleyen Çakırözer, sorunun en önemli sebeplerinden birinin de demokrasi özgürlükler alanındaki geri gidiş olduğunu vurguladı. Bir keyfiyet rejimi kuruldu, iktidar üzerinde hiçbir denge denetim mekanizması kalmadı. Medya baskı altında sivil toplum korkutuluyor ve hedef gösteriliyor diyen Utku Çakırözer, dünyadan Türkiye'ye Erasmus'la gelen akademisyenlerin sayısında da %50 azalma olduğuna dikkat çekti. ...15 Temmuz sonrası mesleğinden kanun hükmünde kararname ile hukuksuzca uzaklaştırılan öğretmen Habibe Çınar, kanser rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Habibe öğretmen geride 1 ve 5 yaşlarında iki öksüz bıraktı. Habibe Çınar'ın kendisi gibi öğretmen olan eşi Mustafa Çınar'ın da 8 aydır cezaevinde tutuklu olduğu, bu yüzden hayat arkadaşının son günlerinde yanında bulunamadığı ortaya çıktı. Habibe öğretmen de eşi gibi önce Cemal soruşturmaları adı altındaki cadı av operasyonlarında gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yapan Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay emekliliğini istedi. 2017 Şurası'nda Tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Merzifon Üst Komutanlığı'na atanan Akgülay, 2018 Şurası'nda Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanlığı görevine getirilmiş ve bütün savaş uçaklarının harekatlarının sorumluluğunu almıştı. Kısa süre önce Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'le aralarında çeşitli sıkıntılar ve görüş ayrılıkları yaşadığı öne sürülen 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel de Membiç'e yapılacağı söylenen harekattan önce kızak bir göreve çekilmişti. Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 9 ay süreyle okulların temizliğini ve çevre düzenlemesini yapmak üzere 1000 kişilik kontenjan açıldı. Başvuruların başlamasının ardından 44 bin kişi İşkur İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulundu. O sabah saat 8.30'da uyandık, hala bekliyoruz. Bir şansımızı deniyor. Yoğun başvurunun ardından kura çekimi 11 Nisan Stadyumu'nda yapıldı. 14 Abdülkadir Özlü. İş arayan vatandaşların tribünleri doldurduğu stadyumda yapılan kura çekimi sonunda asil ve yedek isimler belirlendi. 1.83 Fatma Tosun. Kurada ismi çıkanlar işe başlayacak olmanın sevincini yaşarken ismi çıkmayan binlerce vatandaş üzülerek evlerine döndü. İzmir'de Genel İş Sendikası'na bağlı işçiler İzmir Belediye Başkanlığı binası girişinde eylem yapmak isteyince polis müdahale etti. Polisin biber gazı ve copla dağıttığı gruptan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bak 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 copla bak Allah'ım. Bak yürüyeceğiz diyorlar yürütmüyorlar. Dur dışarıda bir şey oluyor. Çekil de şu elimden. Anam küçük biber gazı sıktı, biber gazı sıktı çocuklar. Polis müdahalesi sırasında gömleği yırtılan DİS Genel İş Sendikası Şube Başkanı Arif Yıldız, hem iktidarı hem de toplu sözleşme yetkilerine itiraz eden Aziz Kocaoğlu'nu eleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi taşeronundan geçiş yapan işçilerin toplu sözleşme düzenine dahil edilmesine karşı çıkmıştır. Sözde Aziz Başkan'ın talimatıymış bizi oraya göndermemesi. Talimat veriyorum. Çektiriyorum demesine rağmen üstesinden bir hafta geçti. Toplu sözleşme yetkimizin itirazını geri çekmediler.
Yaklaşık 20 bin tane arkadaşımızı mağdur etmek istediler. Biz bunlara boyun eğmeyeceğiz. İşçilerin basın açıklamasına polisin müdahale etmesinin ardından diske bağlı Genel İş Birnoğlu Şube'de örgütlü bulunan ESOT çalışanları iş bıraktı. İşçilere sert müdahale ile ilgili yazılı açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ise iktidara yakın medyanın İzmir'de işçiler belediye binasını bastı başlığıyla servis ettiği haberlerin yalan olduğunu, güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında sıkılan biber gazından kaçan işçilerin Büyükşehir Belediyesi binasına sığındıklarını duyurdu. Açıklamada sendikanın yaptığı basın açıklamasına asla müdahil olunmadığı ve engelleme gibi bir tavır içine girilmediği de vurgulandı.